genel izleyici için uygundur. Merhaba, diyetisyen Taha Yanalak ben. Bugün sizlere aralıklı oruç diyetinden bahsedeceğim. Aralıklı oruç diyeti aslına bakarsanız yeni yeni popülaritesini arttırmış olan bir diyet tedavisi gibi görünse de yıllardır birçok bireyin sağlığını korumak amacıyla hayatında uyguladığı bir sistem diyebiliriz. Aralıklı oruç diyetinin en önemli avantajlarından bir tanesi yağ yakımını kolaylaştırabilmesi. Aralıklı oruç diyetinde saat dilimleri farklılık gösterebiliyor. 8 saatlik, 16 saatlik, 20 saatlik açlık durumlarıyla diyet sürdürülebilir. Fakat bu noktada size en uygun diyeti seçmeniz çok çok önemli diyebiliriz. Kan şekerimizin sürekli uyarılmaması demek yağ yakımımızın daha düzenli bir şekilde gerçekleştiği anlamını taşıyor diyebiliriz. Bundan dolayı da aralıklı oruç diyetinde doğru bir diyet planlamasıyla bir diyetisyen eşliğinde aslında çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Buna ek olarak aslına bakarsanız biraz önce bahsettiğim glikojen depolarının boşalması ve yağ yakımına yönelim olayını ketojenik diyetle maksimum seviyeye taşıyabilirsiniz. Ketojenik diyetin içeriğinde düşük karbonhidrat, yüksek yağ durumu söz konusudur ve bu yüksek yağlar aslında faydalı yağlardan oluşuyor. Kişisel olarak planlanmalı ve kişiye özel olarak uygulanmalı diyet tedavileri. Ancak aralıklı oruç diyeti ya da ketojenik diyetle ilgili en önemli noktalardan bir tanesi insülin direnci. Prediyabet veya diyabet hastalarının uygularken mutlaka hekimlerine danışmasını istiyoruz. Onun dışında gebe ve emziklilerde kullanımıyla ilgili ya da uygulanmasıyla ilgili yine mutlaka diyetisyeninize danışmanızı istiyoruz. Aksi takdirde kan şekeri düşüklükleri gibi problemler yaşayabilirsiniz. Bu da sizi diyetten tamamıyla soğutabilir. Özellikle şu besinlere yer verirseniz sizi çok rahatlatacaktır. Yumurta, peynir, süt, balık, tavuk, et, badem, fındık. Bu besinlerle birlikte bir uzman eşliğinde diyetinizi sürdürebilirseniz çok daha güzel olacaktır. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerim.